Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çilek reçeli yapıyoruz. Çileklerimi bol suda biraz beklettikten sonra saplarını temizledim arkadaşlar. Tekrar tekrar yıkadım ve en sonunda da suda 4-5 dakika beklettim. Çünkü çilek yüzeyinde bolca kum biriktiriyor arkadaşlar, kum barındırıyor. O yüzden çilekleri kullanmadan önce suda epeyce bir bekletmek gerekiyor. Kumunu ancak o şekilde döküyor arkadaşlar. Sonra da çileğimizi temizleyip yıkadıktan sonra reçelimizi pişireceğimiz tenceremize aktaralım. Kevgirde de bekletiyorum arkadaşlar ki çileğimiz sulanmasın diye. Şimdi şekerini ilave edeceğim. Çileğimiz 2 kilodan birazcık fazla arkadaşlar. O yüzden tam ölçülü bir reçel olacak. Şekerini de 200 milim bardakla ölçülü olarak koyuyorum. Her bir kilo için 3 bardak şeker ilave edeceğim. Ve 6. bardağı da ilave ettikten sonra şöyle hafifçe bir sallayalım. Evet, bu şekilde dolabımızda bir gece bekletiyoruz çileklerimizi. Bir gün sonra da pişiriyoruz arkadaşlar. Çileğimizin şekerini ekledikten sonra bir gece dolapta beklettim ve şekeri tamamen erimiş. Şimdi ocağa alma zamanı ve pişirmeye bırakalım. Şekerinin tamamen eridiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kaynayana kadar hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Çünkü çilekler çok ezilen bir meyve. Yaklaşık yarım saat kadar piştikten sonra şöyle bakıyoruz. Biraz kıvam aldı. Köpüklerini de aldık üzerinden. Köpük kalmayana kadar alıyoruz arkadaşlar. Böyle biriktikçe yüzeyine bu köpükleri alıyoruz. İçine karıştırmamak şartıyla. Ve daha sonra yarım limonu sıktım ve bu suyunu da ilave ediyorum. Limon suyunu da ilave ettikten sonra tabii ki bu süreçte çabucak kıvam alacak arkadaşlar. Çileğimiz bu süreçte epeyce pişti. Reçelin piştiğini düşünüyorum. Kıvamı da bu şekilde ve soğutup da tekrar bir soğumuş halinde görelim arkadaşlar. O zaman karar verelim. Reçelimin bu kıvamı yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem rengi hem de kıvamı gerçekten şahane oldu. Şöyle çileklerini de bir yakından görelim. Çok karıştırmadığımız için arkadaşlar çilekler parçalanmadı ve tüm tüm duruyor. Soğuduğu zaman da tamamen böyle çileklerin dolgunluğu ve güzelliği o zaman daha görünecek arkadaşlar. Soğuduğu zaman tekrar bakalım. Reçelimiz pişme sürecini tamamlayana kadar çilek, özellikle çileği arkadaşlar hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Aynı yemek gibi karıştırır gibi karıştırmıyoruz. Pişmeye kendiliğine bırakıyoruz ve sadece yüzeyine toplanan köpükleri alıp atıyoruz ve kendiliğinden pişiyor arkadaşlar. Şimdi altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Çilek reçelimizi de soğuttuktan sonra yine son halini hep beraber görelim arkadaşlar. Hem kıvamı hem görseli lezzeti o kadar şahane oldu. Bakın bu kıvamı yakalamak reçellerde biraz zor. Reçelin kıvamını tutturmak biraz riskli arkadaşlar. Ama reçel pişirirken başından ayrılmamak ve sürekli gözetim altında tutabilmek çok önemli. Evet, bu kıvamı gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi yıkamış ve kurulamış olduğum kavanozlarımıza reçelimizi dolduralım. Kavanozlarımız tamamen kurumuş olması gerekiyor. Reçeller ne kadar küçük boyutlu kavanozlarda tutarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Şöyle en son halini de tekrar yine göstereceğim. Bakın arkadaşlar, kavanozlarım oldukça küçük. 250 milim galiba bunlar.
250 milim ve 600 gramlık kavanozlar benim için gerçekten ideal. Birçok kez reçellerde bu kavanozları kullanıyorum. Evet, bunu da doldurduktan sonra tabii ki kavanozlarımızın kapağını kapatırken hiç kullanılmamış kapak kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yine kapaklarımız da kuru olacak şekilde tabii kapatıyoruz. Kavanozlarımızın kapağını kapatmadan önce şu kenarlarına dışına sıçrayan reçellerimizi kurulayalım. Yoksa kapaklarda paslanma olabilir arkadaşlar. Şu kapağın geleceği çerçeveyi temiz ve kuru tutalım ve kapaklar paslanmasın. Ve daha sonra da kapağımızı kapatıyoruz. Çok sıkıca kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Evet. Son kavanozumuzu da bu şekilde doldurduktan sonra arkadaşlar bu şekilde hemen kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Kavanozları tam kapattıktan sonra arkadaşlar hava almayacak şekilde çok sıkı kapatalım. Hem havalı bozulmasın hem de lezzeti tadı kaybolmasın. Reçelimizin en son halini ve nasıl tane tane olduğunu arkadaşlar yakından görelim. Hiç parçalanmayan tane tane kalan çilek reçelini siz de bu yöntemle yapın. Hem uzun süreli dayansın, bozulmasın, hem de rengini bu şekilde bu kadar güzel. Siz de çok beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.